Evet arkadaşlar, yeni bir içerikte daha birlikteyiz. Bugün birlikte Renault'un yeni Captur'unu beraber burada hem inceleyerek hem de bütçemize göre, keyfimize göre, canımız nasıl isterse online olarak dizeceğiz. Seçenekleri seçeceğiz. İstediğimiz gibi söyleyemesem de konfigüratör. Sen harikasın. Onu yapacağız. Evet, yeni Captur'u seçtim ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi direkt karşımıza gelen paket seçenekleri burada. Biz hangi paketi seçeceğimizi öncelikle bir belirlememiz gerekiyor. Toş paket, ikon paket ve RS Line paketimizle birlikte karşılıyor bizi. Toş'ta neler var? Asimetrik katlanır kızaklı arka koltuklar var. Geri görüş kamerası var. İkon paketimize geldiğimiz zaman Multisense sürüş deneyim teknolojisi, 9.3 inç ES Link eğlence navigasyon sistemi, asimetrik katlanır kızaklı arka koltuklar diyor. 9.3 inçte gerçekten iyi bir değer. Bunun için tebrik ediyorum. Peki RS Line'a geldiğimiz zaman burada ne gibi bir fark oluyor arkadaşlar? Kokpit tarzı yüksek orta konsol diyor. RS Line'a özel insert koltuk döşemeleri diyor. 18 inç RS Line'a özel elmas kesim alüminyum alaşımlı jantlarımız ve yine Multisense sürüş deneyim teknolojisiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Tabii ki burada neyi seçeceğim? Ben yine her zamanki gibi en güzel, en mükemmel, en pahalı neyse onu seçerek devam edeceğim. Şimdi gelelim RS Line'a, başlayalım arkadaşlar. Şimdi iki tane paket seçeneğimiz var motor kısmında. 1.3 seçeneğinde iki tane motorumuz var. Biri 140 beygirlik, biri 155 beygirlik arkadaşlar. İkisi de benzinli, ikisi de otomatik 7 ileri şanzımana sahip. Burada değişen sadece torklar oluyor arkadaşlar. Birinde 260 Nm torka sahipken birinde 270 Nm bir torka sahip. Ben yine tabii ki 270'ten devam etmek istiyorum ve 579 bin liralık bir fiyatla aracı istediğim tasarımlara göre dizmeye başlıyorum. Dış tasarıma geçtiğimiz zaman arkadaşlar Captur karşımızda gayet hoş ve dikkat çekici özel bir şekilde duruyor. Ekstra renk seçeneklerimiz mevcut. Bu renk seçenekleri için ama ekstra da bir 4000 liralık değer ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu 4000 liralık değer içerisinde hangisi olur diye şöyle bir bakacağım. Kırmızı dikkat çekici, güzel durabilir. Diğer renklerden bir kontrol etmek istiyorum. Ne daha çok benim dikkatimi çeker. Turuncu da bence fena değil, hoş duruyor. Şurada şöyle bir de rengimiz var, buna bakacağım. Mavi aslında üstünü siyahıyla siyah mavi, mavi de koyu bir tonda olduğu için, lacivert olduğu için lacivert ve koyu renk olmadı ama açık renk tavan kullandığımız zaman beyaz tavan ve lacivert hoş durdu diyebilirim. Daha açık tonlarda da var. Mesela demir mavisi varmış. O da fena değil gibi duruyor. Şu an emin olamadım. Siyah tavan çok klasik. Artık siyah tavan her arabada olduğu için ben birazcık daha bu beyaz seçmek istiyorum. Bence farklı ve hoş duruyor. O zaman mavi mavisi ve antik beyaz tavanla ben devam etmek istiyorum arkadaşlar. Jant kısmına geçtiğimde sadece 18 inçlik bir jant seçeneğimiz mevcuttu standartta ve sadece de onu veriyor. Başka bir jant seçeneği vermiyor. İç tasarımına geldiğimiz zaman şu iç tasarımını bir incelemek istiyorum. Orta konsolun yükseltilmiş olması, evet, bu dikkat çekici güzelliklerden biri olmuş. Burada el freni görmememiz, bu da güzel seçeneklerden biri. Direkt artık tuşta el frenini görmek beni daha çok hoşnut ediyor açıkçası. Vites topuzumuzu görüyoruz. Yani bir SUV tarzda vites topuzu bence görmeye devam etmeli miyiz? Bence görmeye devam edebiliriz. Hoş da durduğunu söyleyebilirim. Hele ki burada daha da böyle efektif bir görünüş olduğu için böyle eli avucu dolduracak bir görünüş var. Bence hoş bir şekilde durmuş arkadaşlar. İki tane USB girişimiz, bir tane AUX bağlantımız, yanında da 12 voltluk bir çıkışımız yine mevcut. Dijital klimamız hemen üzerine konumlandırılmış. Multimedya ekranımız 9.3 inç olarak gerçekten çok güzel. Bununla birlikte kadranda da hayalet ekranı görüyor olmamız, gerçekten bu da benim hoşuma gitti. Burada hayalet ekran sistemimiz de mevcut. Direksiyonda birazcık daha efektif olabilir miydi? Bence olabilirdi. Direksiyonu biliyorsunuz zaten Renault'da klasik olarak kullanılan direksiyon sistemi arkadaşlar. 4 cam otomatiğimiz, ayna katlanırımız ve elektrikli aynamız da mevcut. Mevzu Renault ise tabii ki bunları da ekstra özellik olarak söylüyorum. Maalesef Renault'a sevgiler ama hala biliyorsunuz arka camlarda manuel üretmeye devam ediyor. En yeni modelinde bile. Şöyle bir baktığımız zaman koltuklarda çizgili koltuklar, bunlar zaten RS paketine özel geliyor arkadaşlar. Koltuklarla bir oynama yapılması istemezdim. Zaten bu paketin özel koltukları. Kalefer menfezlerinde bile kırmızı detaylarla çok net bir şekilde yansıtmışlar bize. Bence gayet hoş ve güzel olmuş. Ambiyans aydınlatmalarımız da hem önde hem arkada kullanılmış. Yani Renault burada baya baya özelliklerden kaçmamış. Dolu ve güzel bir araç.
bize sunuyor gibi görünüyor. Donanımlar kısmına geçmek istiyorum yavaş yavaş. Donanımlarda peki bize bu araçla birlikte neler veriyor arkadaşlar? Aracın gerçekten şu görüntüsü bayağı dikkat çekici ve hoş duruyor açıkçası. Burada gördüğümüz üzere 13 tane de donanımımız var. Sürüş destek paketi, yani aktif acil fren sistemini hemen kafaya koymuşlar. Buna da kocaman bir yer ayırmışlar. 28.750 liralık da ekstra bir fiyat belirlemişler. Tabii ki ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun da içerisinde perde hava yastığında beraberinde almak zorundasınız gibi bir seçenek sunuyor. O da 3.500 liraymış. Onaylıyorum. Tabii ki onu da alacağım. Onu da alacağım. Sonuçta dolu dolu bir araba yapıyorum ben burada. Eller serbest park destek paketi 12.250 liraya. Onu da alıyorum arkadaşlar. Bununla birlikte eğlence paketinin navigasyon sistemi 9.3'ü de 17.750 TL'ye yanına ekliyor tabii ki. Onu da tamam. Çünkü sonuçta o ona entegre çalıştığı için sistem tamamen değişiyor. Multimedyadaki sistem, bilgisayar sistemi tamamen değişiyor arkadaşlar. Aşırı hız önleme sistemi zaten 0 TL'ymiş. Bir şey beleşe veriliyorsa biz onu alırız. Tek renk gövde ve tavan diyor. Bunu zaten biz iki renk olarak istemiştik. O yüzden onu seçmiyorum. Trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 0 TL diyor. Yani bunu parasız olarak vermesi gerçekten çok hoş arkadaşlar. Bunu beğendim. Onu da tabii ki ekledim. Siyah yan aynalar. Yan aynalarda siyah mı? Bence tavanla uyumlu olması daha güzel. Ben tavanla uyumlu olmasını istiyorum. Öyle kalsın. Köpek balığı anten konulmuş arkadaşlar. Köpek balığı anten de zaten eller serbest moduyla birlikte geldiği için o da makul zaten olacak içerisinde. Elektrikli açılır cam tavan. Bak bu gerçekten özelliktir. 30 bin lira yüksek bir paradır. Ama bu gerçek bir özelliktir arkadaşlar. O yüzden cam tavanı da tabii ki aldım. Şu an cam tavanımızda aracımızın üzerinde her ne kadar tam olarak görünmese de detaylı fotoğraflarını vereceğim biraz sonra. Hacim kazanımlı yedek lastik diyor. Yedek lastiğimiz büyük bir yedek lastiği ister miyiz? Aslında bir tane daha bu jantla geldiği için bence makul. Ben isteyebiliriz. İnşallah kara jantla eklemiyorlardır. Manuel katlanan yan aynalar tabii ki istemiyorum. Çünkü ayna katlanırı var arkadaşlar. Kendi içerisinde de neler var bir onlara göz atmak istiyorum. RS Line dış kişiselleştirme, RS Line iç kişiselleştirme. Bunlar hep içi ve dışı özel arkadaşlar. RS Line paketine özel. Logomuz, imzası yine özel. Krom iç kişiselleştirmeler özel. Kırmızı iç kişiselleştirme, bunların hepsini ayrı ayrı yazmış olması da ayrı bir özel. Tavan rengi yan aynalar. Bu da ona özel değil tabii ki. Bu diğer paketler içerisinde de mevcuttu ama bizim paketimizde de mevcut. Kokpit tarzı yüksek orta konsolumuz var. İmza arka lambalarımız var. Elektrokrom iç dikiz aynası var. LED gündüz farlarımız var. Acil yardım çağrı sistemimiz var. Anti blokaj fren sistemimiz var. Acil fren destek sistemimiz var. Ön sıra, ön ve yan hava yastıklarımız mevcut. Merkezi ikili de hala buraya yazıyor olmalarını ben anlamıyorum ve kabul de edemiyorum. Ama elektronik denge programımız da mevcut. Bu güzel. Hız ayar ve sınırlayıcı, bunu zaten biz seçmiştik. Bununla birlikte multisens sürüş deneyim teknolojisi, F1 tarzı vites kumandaları, bu da gayet güzel. Bu da olması beni sevindirir açıkçası. Renault'da bunu görmek hoş. Asimetrik katlanır kızaklı arka koltuklar. Eco modumuz yine mevcut. Eller serbest. Renault kart sistemimiz mevcut. Renault zaten anahtar işini çok öncesinde bırakmıştı. O 7 inçlik TFT ekranımız, yine bilgi ekranımız mevcut arkadaşlar. Elektrikli arka camlar, biliyorsunuz özellik olarak ben de söylüyorum. Renault'da hala yazmaya devam ediyor. Karartılmış arka camlarımız mevcut. Çift renk gövde tavan, zaten bunu söylemiştik. Döşememiz, geri görüş kameramız, bunları da içerisine yazması. Civata var, motor var, lastik var vesaire. Bunları da yazacaktı herhalde ama önünü kesmişler muhtemelen. Multimedya sistemimiz, ön arka park sensörümüz de içerisinde mevcut. Aracımız gerçekten dolu dolu çok hoş bir araba oldu. Şimdi özet kısmına geçmemiz gerekirse şöyle hemen bir özette bakmak istiyorum arkadaşlar. Biz bunlara artıda ne kadar para ödedik? Arabamız ne kadara geldi? Yeni Captur'umuz için biz zaten 579 bin liralık bir başlangıç fiyatıyla almıştık. 155 beygirlik motoruyla birlikte. Dış tasarımda renk koymuştuk. 4 bin lira jantlarımız zaten orijinaldi. Döşememiz zaten pakete dahil orijinal, kendi döşemesiydi. Onlara ekstra hiçbir şey ödemedik. Donanımda ekstra yedek lastiğe 3500, perde hava yastığına 3500, sürüş destek paketine, yani aktif acil fren destek sistemi de içerisinde 28.750 liralık bir fiyat ödedik. Eller serbest park sistemi paketi almıştık 12.250 TL'ye. Elektrikli açılır cam tavana 30.750 lira verdik ki en baba fiyat ondaydı. 9.3 inçlik bilgi eğlence navigasyon sistemini de almıştık. Ona da 17.750 TL'lik bir fiyatla. Bu da işin sonucu olarak araç şu an tam tamına net fiyatta 679.500 liraya bize geldi.
gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu da Renault'ya verilecek bir fiyat mı? Captur bunu hak ediyor mu? Bu yorumu tamamen sizden bekliyorum. Bence görüntü olarak güzel. Güzel donanımlar da var. Yani bu konuda bir tık benim gözümü boyamayı başardı diyebilirim. Peki sizin yorumlarınız neler? Bunları aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Bu ve bunun gibi birçok içerik için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.